Hadi devam edin. Herkesin müsaadenizle biraz sessize alacağım. Pardon. Şimdi sessize alayım. Ya bu akşam şundan yapmak istedik. İrlanda'yı, İngiltere'yi ve Hollanda üzerine gitmek istedik. Özellikle bizden danışmanlık alan veya bizim öğrencilerimiz olan veya bizim dışımızdaki firmalardan da danışmanlık alan özellikle 12'lere de bir mesaj vermek istedik. Aynı zamanda alt okullardan yani alt sınıflardan gelen 9-10'dan gelen öğrencilere de bu ülkelerdeki başvurular içinde 9, 10 veya 11'de yapılacakları anlatmak istedik. Özellikle bu 12. sınıfa geçmiş, 12. sınıfta olan arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin, hatta bizden danışmanlık alsa bile yalvar yakar peşlerindeyim. Lütfen bütün başvurularınızı özellikle Hollanda, İngiltere ve İrlanda olmak üzere Fransa'dakiler de dahil olmak üzere hepsini şu 5 Aralık veya 10 Aralık'tan önce yapalım. 10 Aralık'tan önce yapalım. Çünkü biliyorum bu Avrupa'daki bu insanların büyük bir çoğunluğu şöyle çalışıyor. Christmas'a kadar çalışıyor. Christmas'tan sonra zaten hep böyle değerlendirme yapacaklar, evrak isteyecekler, rahatlığına düşkünler. Yani yanıtları verecekler, evrakları toplatacaklar. Özellikle Hollanda ayın 10'undan sonra kayıt kabullerinde bariz bizi zorluyor. Yani Ekim ayında kabul ettiği öğrencinin standardından iki kat yüksek öğrenciyi herif ret veriyor. Veya İngiltere'de de bu durum karşıma çıktı. Çıkmadı değil. Şu an Manchester mesela kabulleri veriyor ama yakında vermeyecek. O yüzden lütfen hemen önden bir başvuru yapalım ve gerekirse de kabul gelmediği zaman da bizim o okulla konuşmaya bir imkan verecek bir hale gidelim. Yok okullar bizlerle konuşmuyor değil. Çatır çatır konuşuyorlar. Herkesin müşteriye ihtiyacı var. Hiç de öyle görmeyin çocuklarınızı. Almak da istiyorlar. Böyle yok efendim girişler zor, şunlar bunlar. Elbette ki zor. Yani çok kolay değil ama kimsenin bizi kovaladığı da yok. Yani yardımcı olmayı isteyen bir sistemleri var. O yüzden bu akşam biraz bu işi hızlandırmak için böyle bir pazar akşamı da olsun seminer de vermek istedik. Özellikle bir ülkenin üzerinde çizmek istiyorum. Yani İrlanda'yı. Ve yeni üniversite tarzını da tartışmaya açmak istiyoruz. Çünkü bize sunulan üniversiteler aslında Batı ülkelerinde artık şu şekilde değil. 80-90'larda bize üniversite sunuyorlardı. O üniversiteyle birlikte bir teknoloji, bir vizyon sunuyordu. Ve o vizyon ve o teknoloji geliyordu. Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde, işte Orta Doğu'da satıyorduk. İyi de kazanan bir kitle vardı. Ama işler biraz değişiyor gibi sanki Batı'da. Şimdi mesela Türkiye'de bir otomotiv fabrikasını yöneticisiniz. Bu soruyu sormak istiyorum. İki tane öğrenci var, mezun, 25-26 yaşında. Biri Mercedes'te hem okumuş hem çalışmış. Mühendis makine mühendisi eğitimi almış. Diğeri de MIT gibi top bir okuldan mezun olmuş. Hangisi daha iyi? Bir de bu sorular da çıkmaya başladı şimdi karşımıza. Çünkü kendi çocuklarına böyle bir düzenek de kurmuşlar. Bugün Facebook'un Meta'sıyla büyük bir database'i var. İnanılmaz büyük bir teknolojisi var. Ve bu teknolojinin kimseye çıkma girmesini istemiyor. Çıkmasını da istemiyor. Yani mümkün, çıkacak elbet, elbet yayılacak, elbet dünyanın çeşitli yerlerine gidecek. Bir uyarı aldım.
Yani gidecek. Şimdi o zaman ne olacak? Buna göre de en iyi yere gidecekse adam vermek istemiyor. Meta'nın o büyük database'i, oradaki ilişkilendirmeleri, o veri işlemeleri TikTok'a gitsin istemez. Peki geleceği de bir şekilde çalışana mahkum. Yani o firmayı işletecek, o teknolojileri anlayıp o teknolojilere servis yapacak mühendise de ihtiyacı var. Yazılım elemanına ihtiyacı var. Ne bileyim tasarımcısına da ihtiyacı var vesaire vesaire. Peki ne yapacak? Üniversitelerden de bunu sağlamak kolay değil. Üniversitede çalışıp gelenden de bunu istemiyor. Aynı zamanda bunlar ne yapmaya başladı artık? Kendi üniversitelerle konuşarak kendi programlarını geliştirmeye başladılar. Şirketler kendileri geliştiriyor artık. Şimdi bir de gözümüze böyle bir üniversite seçeneği de sunulmaya başlandı. Ve pek çok yerde var. Yavaş yavaş bu tür üniversiteler belki de MIT'nin önüne de geçecek. Bunlar geri versiyonda olabilir. Evet, yani bize sunulan üniversite nedir? Acaba bize gerçekten iPhone 15'in Pro'sunu mu satıyorlar? Yoksa iPhone 8 mi? Şimdi bu kadar emek harcıyoruz. Çocuğumuzu en iyi okula gönderiyoruz. Çocuk da geliyor Türkiye LGS sınavında ilk 500'e giriyor, ilk 1000'e giriyor. Veyahut da ilk 5000'de gayet iyi 2 milyon öğrenci içerisinde. Oraya özel ders paraları, şu su, bu su, okula götür, getir. Peki sonuçta bir araba aldığımızı düşünelim. Bir araba alırken her tarafa bakıyoruz anne baba olarak. Değil mi? Türlü türlü şey yapıyoruz. Peki üniversitelere acaba bu kadar iyi bakıyor muyuz? Benim gözlemim bakmadınız. Yani öyle ki bir aile tutuyor. Amerika'da çocuğuma burs kazandım. Ne kadar kazandın? 30 bin dolar. Peki okul ücreti neydi? 60 bin dolar. Güzel. Okulun sıralamasına baktık mı? Baktım. İyi. 500'e yakın. Ya Amerika'daki İyi bir üniversiteye gitmişsin ama yani 50 bin dolardan 30 bin dolara veya 20 bin dolara inmiş. Yatak yurt ücretiyle tekrar 50 bin dolara çıkmış. Gittiğin okul buradaki en standart bir üniversite adını vermeyeyim. Yani önüne geleni alan bir üniversiteye burslu gitmek başarı mıdır? Yani ismi yabancı oldu diye başarı mı oldu? O kadar para harcayıp gelmesi başarı mı? Yani soru şu. Amerika'da 80 bin dolara yıllık ilk 500'de olmayan üniversitede burs aldın. Ama Avrupa'da yıllık 10 bin euroya okudun. Hangisi daha iyi? Bu. Ben elbette ki Amerika'ya ilk tercih yapılmasını burslu göndermeyi çok istiyorum. Yani bunu hep söyledim. Olimpiyatlara hazırlar gibi. Maksimalist yaklaşmak çok iyi bir şey. Ama maalesef yani çok iyi okullardaki velilerin sıradan üniversitelere yok 30 bin dolar yok 40 bin dolar veririm beni yeter ki alın Amerika'ya iyi diye yaptıklarını da bu sene gördüm. Ve bu kadar hayvan gibi para verilerek gidip alacağın eğitim acaba geleceğin arabası mı? Yani hangisi? O yüzden 11'e geçen çocuklarımız, 10'da geçen ailelere tavsiyem şu. Lütfen 12'nin başında, Eylül ayında en azından bu araba kontenjanını Avrupa kısmında sağlamlaştırın. Yok illa Amerika'ya gideceğim diyerek bunu yapmayın. Amerika'da gidecekseniz en yüksekten gidin. Ya yani gerçekten Türkler yani Türk olduğumuz için değil. Ama özellikle bu sene Avrupa'daki, İngiltere'deki ve pek çok yerdeki gezilerinden sonra şöyle bir görüntü aklımdan hiç çıkmıyor. Yani Prenses Anne geziyor sokaklarda, jübile yılı var. Elizabeth işte geçen kraliçenin. İngilizler sıradan bir alkışlama.
Biz Türkler veya diğer Avrupa ülkelerinden gelenler hiç umurumuzda bile değil. Dükkanlara bakılıyor, işte geçit törenine falan bakılıyor. Ama Hintli ve Çinli ailelerin veya Arap ülkelerinden gelenlerin o prensesi çılgınca alkışladıklarını gördük. Şimdi Hindistan'dan, Çin'den, Afrika'dan pek çok insan oraya akın ediyor bu üniversitelere. Ve bizim çocuklarımızdan daha başarılı olarak da başvuruyorlar. Ama sınıf atlamadan başka bir şey var. Yani biz mesela üniversite eğitimine çocuklarımızın geleceğini daha iyi bir yere getirmek, iyi bir meslek sahibi olsun diye isterken onlarda başka bir şey daha var. Ve bu yüzden de çok ciddi bir yığılma var orada. Bizdeki öğrencileri onların altında olmamıza rağmen bu kafa yapımız olmadığından dolayı mı bilmiyorum. Yani biraz diversity yakalayabilmek için özellikle Amerika'da ve İngiltere'de, Kanada'da bunu istiyorlar. Yani Avrupa'dan, Türkiye'den, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Rusya şu an azalmış bir pazarları, Rusya'dan gerçekten çok öğrenci istiyorlar. Özellikle eğer savaş olmasaydı Rusları deli gibi isteyecekler. Arkasından biz Türkleri istiyorlar. Doğu blok ülkelerindeki çocukları istiyor ama Doğu blokundakiler artık Avrupa'ya gidiyor. İhtiyaçları yok. Oturma izinleri var, her şeyi var. Ve gitmiyor. Peki yani ben bu arabayı yani soldaki yerine beyi nasıl alabilirim? Çok yere başvurmanız lazım. Nasıl bir araba alacaksanız dünya kadar yere gidiyorsunuz, konuşuyorsanız artık danışmanlık hizmetleri de dünya kadar yere başvurarak yapmanız lazım. Yani altınıza aldığınız arabayı seçiyorsunuz, ediyorsunuz, fiyatlarına bakıyorsunuz, özelliğine bakıyorsunuz, motor şeylerini, şunu bunu, her şeyini biliyorsunuz veya bir çanta alıyorsanız her şeyini biliyorsunuz. Ama çocuğunuzu aldığınız okul için bunu bilmiyorsunuz ve özellikle de kendini çok zeki sananlar oluyor. Bazıları, ay benim çocuğum Amerika'ya gitti ama ya nereye gitti kardeşim? Yani çok iyi bir yere gitmedi. O yüzden çok yere başvuru politikasını işleyeceğiz. Yani bundan sonraki artık danışmanlıklarda tek bir yere değil. Biz artık Eylül, Ekim'de bu Avrupa'nın bu en iyi modellerini yakalayalım. Sonra Amerika'da en üstlerini isteyelim. Veya gidecekse kardeşim bana tam burs ver. Hatta üzerine çocuğuma yani yanlış anlamayın ama bunlar istemek zorundayız. Bu konuştuğum kitlede iyi çocuklar. Ve şu anda mesela bir kişi şunu yaptı. Çocuk çok iyi. 5 tane APC var. Bir fen lisesinden harika. Ailenin bütçesi 20 bin dolar. 30 bin dolar öderim diye yazdı. Ve iyi de yaptı. Peki üzerine Amerikası gelecek, yurdu gelecek, yatısı gelecek. Çocuğa bir kabul gelse çocuğun hayatı bitti. Gerekmez. İşte buyurun. Ha, şimdi konu başlığımıza gidelim. Hollanda lütfen bunu 15 yani bizde veya başka yerde. Biz her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kendi öğrencimiz gerekirse yani parasal durum olmasa gelsin bedava bir de yapalım. Yani bir an önce bitirelim. İki tür üniversitesi var. Dersler çok ağır Hollanda'da. Ağır kardeşim ne yapalım? Yani girişi kolay, çıkması zor. Hollanda böyle bir politika yapmış. Ücretleri düşük. Ha, yani ama her öğrenciye de var. Yani şimdi tutup da bunu dedim diye yani akademik gücü yoksa çocuğunuzun Applied Science'lara gitsin. Ve Applied Science'a giden öğrenci şu an bütün o Harvard, Yale, MIT vesaire saydığınız okullara gidenlerden daha zengin oldu. Hem baba parası da değil. Resmen alın teriyle. Onu da size söyleyeyim. Getirdi çocuk o gıda üzerine çalışmayı, peynir teknolojisini bunu üretti. 2 tane, 3 tane bir baktım adam şimdi felaket. Çok da iyi kazanıyor. Başka biri bir çeşit böyle değerli içkilerin saklanmasıyla ilgili teknolojileri öğrenmiş. Gıda yine gıda üzerinden giderek. Dizayn mühendislikleri var. Ve aynı zamanda Hollanda'da şöyle üniversiteler de var. İlk 500'de değil ama çalışma izni almak istiyorsanız göç vesaire. Gerçi şimdiki iktidar biraz korkutuyor beni ama yine adamların ucuz işçiye, göçmene ihtiyacı var. Yani
Hiçbir zaman bunu yapamazlar. Ve en çok da istedikleri göçmen tipi de sizin bizim gibi ailelerin çocukları. Çünkü iyi eğitilmiş, dil biliyor, vergi mükellefi, eli uzun değil, arsız değil, şey değil. Çocukların hepsi iyi yani. Bizdeki seminerlere katılan herkes için bunu söyleyebilirim. Düzgün çocuklar. Bunları istiyorlar. Ne kadar ırkçı, faşist bir iktidar gelirse gelsin, böyle bir temiz bir insanı isterler. Burada da iş odaklı okullar var. Bunlara da başvurabilirsiniz. Ha, burada sıkıntı bir tek şu, YÖK tarafı. Bunun için de uğraşmak gerekir. Bunlar da uğraşabiliriz. İngiltere'de dersler normal. Birinci sınıfta geçmemek diye bir şey çok yok. Herkes 40'ın üzerine geçince geçebiliyor. Hollanda'da bu 50-60'lar ve çok zor sınavlar yapılıyor. Sınıflar az kişilik. Proje bazlı eğitim var ve çalışma imkanları İngiltere bayağı bir yükseltti. Ama iyi okulları kastediyorum. Yani Imperial, UCL, King's, işte City, Lancaster, Warwick, Newcastle gibi, Manchester, Edinburgh, St. Andrews gibi okulları kastediyorum. Buralara girmek zor artık. Öyle direkt MEP bazı bölümlere giremezsiniz. Ama buradan da çıkmak kolay. Maliyetleri biraz tuzlu. Fakat yani İngiltere'ye baktığınız zaman gidip geldi bunu tartışabilirim. Eğer ev tutarsanız Londra'da bile Hollanda'daki yurtta tek kişilik orada kalma masrafından ilk seneki okuma masrafları, ikinci seneki okuma masrafları Londra'yla denk gelebilir. Onu da size söyleyeyim. Burada İrlanda gözümüze çarptı. Bunu gerçekten öne de çıkartmak istiyorum. Hollanda bütçesine ülke eğitimi. Bunu da aslında birkaç böyle dikkatli bilimin araştırmaları da bize getirdi. Ve bunlarda ise gerçekten güzel ama bakın lütfen yani bizde eğer danışmanlık alıyorsanız 12'ler hemen gelin ücretsiz İrlanda'nızı hemen yapalım. Hemen yani çok güzel okulları var. Dublin Business School var. Ne bileyim University of College London var. Çok da güzel yani İngiltere'deki UCL'de denk hatta daha iyi. Trinity var. Oxford Cambridge'e denk heriflerden. Ve fiyatı da çok güzel. Yani alın koyun buraya. İnat yani inadı inat bazı insanları şey yapamıyorum. Bir şey de almayacağız sizden. Başvurun. Ve bir bakın. Diyelim ki Amerika'da istediğiniz okul gelmedi veya geldi. Bir atlayıp bir gezin, bir görün. Tıpkı bir araba gibi. Belki aradığınız ideal model buradadır. Çok güçlü çünkü. Öğrencilerin çalışma politikalarıyla işte ne bileyim Google'da vesaire burada da öyle uygulamalı özellikle bilişimde çok okul gördük. Business'ta hiç de yabana atılır gibi değil. Bir de İrlanda bu özelliğiyle Avrupalı çok çocuk almış. Yani İtalya'dan, Fransa'dan ne bileyim İşte Avrupa'nın çeşitli kentlerinden, Polonya'dan, her yerden. Ama şimdi İngiltere tabii ki bu Avrupa Birliği öğrencileri gidemiyor artık. Bu maddi durumdan dolayı. Hollanda bunun da ekmeğini yiyor ve daha kaliteli bir üniversiteye doğru gidiyor şu İrlanda. Onu size belirteyim. Ve çok da insanlar mutlu. Gençleri de çok mutlu, kendileri de çok mutlu. Kalacak yer daha ucuza geliyor. Yani İrlanda'yı böyle hemen dışlamayın ve bence İrlanda'yı da eğer bizden danışmanlık alıyorsanız biz ücret almadan yapacağız. Yani verilerim artık dilimde tüy bitiyor. Herkese söyle söyle başvurun başvurun. Yani gitmek zorunda değilsiniz. Aynı şekilde İngiltere'ye de başvurun. Yine gitmek zorunda değilsiniz. Ta önümüzdeki senenin Ekim ayına kadar paranızı yatırırsanız sizin kaydınız geçerli oluyor. Bir tek vize işlemlerini Temmuz ayında yapın. Gidin, bakın, görün çocuğunuzu bırakacağınız yeri, inceleyin.
Belki İngiltere'de burs imkanlarını zorlayın, İrlanda'da da zorlayın. İnan, bazı burs türleri var, başvuru yapabiliyorsunuz, indirimler alabiliyorsunuz. Gayet güzel okullar. Bunun dışında Fransa'da da böyle İngilizce eğitim veren çok iyi okullar var. İsviçre'de var, bunlar da çıktı. Ya İngilizce demiyorum ama bir Fransızcası varsa yarı Fransız, yarı İngilizce işleyen bölümler çıkmaya başladı. Ve çok böyle inanılmaz büyük avantajlarla. Tek bir merkeze gitmemeyi size herkese tavsiye ediyorum. Veritas'ta dediğim gibi bizim artık danışmanlığımız bir bütüncül yaklaşımda olmalı. En iyi model araba neredeyse ki bu sadece maddiyat açısından değil çocuğunuza göre uygun. Böyle tek bir sepete koyarak yaptığımız anda bu iş yürümüyor. Bu seneki AP'ler, SAT'ler, IB ortalamaları bekliyoruz bunları. Hollanda'da gerçekten kayıt kabullerimiz şu an deli gibi geliyor. Mümkün olduğunca hızlı yapmaya çabalayın. Yani IELTS'iniz falan henüz hazır olmasa bile başvurunuzu bitirelim ondan sonra. İngiltere için de böyle. Beklemeyin. Çünkü Christmas'tan sonra işleriniz daha zor. Tatilden dönecekler, bakacaklar. Ancak böyle standardı çok yüksek olan çocuklar isteyecek. Benim demek istediğim şey bu. Soruları artık alabilirim. Dediğim gibi İrlanda'yı ben gerçekten herkese, bizden çalışan herkes ama herkese ücretsiz olarak yapacağız yani. Burada herhangi bir şeyimiz de yok. Benim anlatmak istediklerim bunlar. İsterseniz teker teker üniversitelerini de geçebilirim. İrlanda'ki bütçeler 8 bin veya 6 bin euro ile 12-13 bin euro arasında değişiyor. Tıp hariç. Yani yurt ücretleri özellikle Hollanda'ya göre çok daha ucuz. Aylık 400 euroya yerde bulabiliyorsunuz. Ama tek kişilik oda istiyorsanız maalesef haftalık 400 euroya geliyor. Çok iyi yurtlar. İngiltere'de yine ev tutarak yaptığınız zaman bunlarla da gayet de iyi şeyler yapabiliyorsunuz. Ama yani Hollanda benim için ucuz diye gidip çocuğunuz eğer tek kişilik bir odada değil de yani 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik bir odada okul yurtlarında kalmazsa İngiltere maliyetine çıkabiliyor. İtalya diyorsunuz, İtalya'ya herkes hücum ediyor. İşte bakın şimdi tıpları kazandırdık, bir çocuğumuz tıpla ilgili gidecek ama ya yurtlar o kadar dolu ki, o kadar böyle şey ki yer yok. Ev tutmak zorunda. Evlere baktığınız zaman da 1500 lira. Yanında arkadaşı olmayınca da ciddi sıkıntı. Finlandiya yine bu konuda güzel imkanlar sunuyor. İsteyenler sorularını sorabilir. IB tercihlerine konu da sorabilirler. Nasıl isterseniz. Amerika'da yaşayanlar için bize hemen direktmen başvurabilirsiniz. Buyurun Zümrüt Hanım. Merhaba, biz Hollanda'ya başvurmak istiyoruz ama Ocak ayında predictedlarımız gelecek IB. Onu beklemek durumundayız. Yok değilsiniz. Hollanda'da artık meble Değilsiniz. almıyor bildiğim kadarıyla. Bu Hayır sene hayır. çok sorun çıkarıyormuş. Predictorlarınızı şimdi bakın bende de bir sorun. Çocuğunuzun tahmini predictorları okul kaç verdi Eylül ayın başında? Projectedlarını çok düşük verdi. Koç'ta okuyor. Koç Ya bu bu sene saçmaladı biraz. Şeyleriyle projected'larıyla başvuramaz. Bayağı üçleri falan var. üçleri Ama falan şeyde varsa yarın bir ama konuşalım mı şeyleri sizinle? projected daha iyi olabilir. Yani Ocak'ta onlar dörde beşe Ama işte çıkacak. geç kalıyoruz orada da. Yani özellikle numerical fixus bölümleri var. Bunlar da kapanabilir.
Sizin öğrenciniz bu arada Elif Naz. Ben o zaman hemen yarın bir bakayım. Biz predictive Tamam. verelim. Ha, siz Ne verebilir kadar emin değilim. misiniz? Ben bunu yapabiliyorum. Mesela bazı okullarla çalışıyoruz. O okulların danışmanlığını da aldık. Onlarla yapıp bitirebiliyoruz. Çünkü hemen Süper. yazalım. CV'sine de yazıp verelim. Öyle şey yapmıyor değil. Ben bir konuşayım. Yarın hemen bir devreye girelim. İrlanda için de yapabiliyoruz. İrlanda'daki üniversiteler bizi tanıdı. Hepsiyle tek tek konuştuk, tanıştık. Aha. Onlar da yapabiliriz. Çünkü akademik olarak söylüyoruz. Adam da size koşul veriyor. İngiltere'de böyle bir sorunumuz yok. Aha. İngiltere'de siz pendik olarak girip bunu sağlamazsa zaten kaydını iptal ediyor. Herhangi bir Evet. derdimiz yok İngiltere'de. İrlanda'da da böyle bir sorunumuz yok. Hemen başvuralım İrlanda'ya. Yani ben aslında IB Predict'in yüksek verilmesinden yanayım. Çünkü çocuklar küsüyor, bu sefer IB'ye çalışmıyor. Yani sırf Amerika'daki bazı kötü öğrencilerin, ay kabulüm geldi, Amerika nasıl olsa bitirmeme bakmıyor diye bıraktığı için IB Predict'inden düşük veriyorlar bazı okulların, haklı olarak. Ama bu da Avrupa öğrencisini mahvediyor. Evet, maalesef. Yani işte 40 üstü öğrencilere yüksek veriyorlar tabii orada okul skor yapmak için. Bayağı 3-5 puan fazla veriyorlar. Yok, Ama onlar da iyi vermediler ya bu sene. fena Yani değil. bilmiyorum kime verdi, Bizde ben onu 44 anlayamadım. yani 8 tane 44 var. Oxford'a başvuranlara verdi okul. Bizim projected'lar Ocak'ta gelecek. Onlar daha iyi gelecek ama predicted'lar Olmaz. pardon. Şu anda projected'ları çok inanılmaz kırptılar. Özellikle dediğim gibi 46 çocuklarda motive etmek için 2-3 puan aşağıda verdiler her derste. O yüzden bunları kullanmak istemiyoruz Hollanda için. Ocağa kadar Olmayalım. Biz bekleyelim size diyoruz. çözümü söyledim. Yani beraber yapalım. Olur, Ben onu olur hocam. halledebilirim. Tamam, ben sizden randevu alayım. Yarın akşam gelelim o zaman. Yarın gündüz bir konuşalım. Tamam mı? Olur, tamam. İrlanda için de hemen, yani onu hemen yapalım. İsterseniz sizi rahatlatayım İrlanda'dan gelen kabulle. Sonra Olur, Hollanda'ya da tamam. gidin. Ve emin olun İrlanda üniversiteleri daha yüksek sıralamada. Hollanda'ya göre bitirmesi de çocukların daha rahat. Onu da size söyleyeyim. Tamam, siz Elif Nazan Barcı, dediğim gibi sizin Tamam, derhal öğrenciniz. derhal Yarın hallederim. yazışalım. Tamam, Okey, olur. Beni teşekkürler. gündüz 10'dan itibaren arayabilirsiniz Zümrüt Hanım. Tamam, tamamdır. Oldu. Oylum Hanım. Merhaba. Ya bu Hollanda'daki okullar arasındaki farkı tam anlayamadım. Onu biraz daha açabilir misiniz? Bu Applied Science okullarla normal Research Applied Üniversitesi. Science'lar, şimdi aslında bunu şöyle tanımlasam daha iyi olabilir. Bu University of Amsterdam, Rotterdam, Twente'ye kadar olan ve Eindhoven'da dahil olmak üzere. Bunların çoğuna kimisi araştırma üniversitesi diyor. Bilim üzerine giden üniversiteler. Akademik. Tamam mı? Diğer Applied Science'larda ise mesela Food Üniversitesi var. Gıda mühendisliğini sana sağlıyor. Veyahut da çeşitli böyle finans üzerine bölümler var. 6 ay finans eğitimi alıyorsun. 6 ay seni bir yerde çalıştırıyor. Dizayn üzerine okulları var. Pek çok bölümleri olanlar da var. Şimdi eğer öğrencide yüksek bir akademik bir altyapı değil de benim aile işimi devralacak ona yönelik bir çalışma veyahut da buradan bir meslek edinsin, kesinlikle Hollanda'da çalışma izniyle birlikte gelebilecek bir bölüm istiyorsanız bu bölümleri tercih edebilirsiniz. Ama bunlara dikkatli bakmamız lazım. Ne Yani açıdan bu dikkatli? daha çok böyle az teorik ve daha fazla çalışma, yani iş hayatında çalışmaya dayalı eğitimler veriyor. Ve uygulamalı bilimler veriyor. Örneğin o çocuğumuza peynir teknolojileri üzerinde çok güzel bir bilimsel bir yetenek, bir ticari bir yetenek de sağladı. Türkiye'de inanılmaz güzel bir peynir üreticisi oldu çocuk. Peki o Applied Science'ların kabul şartları ne? IELTS'in iyi olması, düzgün bir mektubunuz, bu yeterli olabilir. IELTS kaç istiyor? Yani yine ben maksimalist bir adamım. 6-6,5 istiyorum. Ama Tamam. 5'te de başvurabilirim.
Beşle başvuru bile yapabiliyorsunuz. Ama Anladım. yani kesin bir şey söyleyemem. Ona bir bakmam da lazım. Fakat 6-6,5 her zaman için benim vize almamda, sizin süreçlerinizi daha iyi yapmamda faydalı oluyor. Anladım. Peki. Yarın siz de bir şey yapın. Ben size ona göre çıkartayım. Yani ilk önce isterseniz uygulamalı, yani üst düzey, yani akademikten de başvurabilirsiniz. Uygulamalı da. Ha, bunun Ya biz dışında akademikten bize başvuramıyoruz. Çünkü IB yok. Normalde Değil. medyatik IB'si olmayanlar da girebildi. O kadar, yani tamam, bazı okullara giremezsiniz. Eindhoven'a. Ha, Eindhoven'da hangi okul sizinki? Sev Amerikan Koleji. Sev. Sev Amerikan'ı kabul ederler bazı okullar. IB olmasanız bile. Öyle mi? Not ortalaması 80 ama Yeter, yeter, yeter. İrlanda'da hemen başvuralım mesela. Hollanda'ya IELTS başvuralım. O 6,5. yeterli. Aha. Medya iletişim istiyoruz biz ya. Dijital medya, Tamam, medya onlar iletişim. da var. Leiden'a niye başvurmadınız? Nereye? Leiden'a. Onlar da matematik ortalamasını istiyorlar. Matematik 80 en az. Konuşalım adamlarla. Yani o kadar şey yapmayın. İrlanda'da DBS var, Dublin Business School, 10 bin euro. Hı. Oraya da deneyelim hanımefendi. Yani daha Tamam. birçok şey var. SAT'den not alacağınızı söyleriz. Tamam. Yani Ben SAT'den yarın uğrayayım 600'ü size. Kaç aldığını gibi gösterin. müsaitsiniz? Efendim? Kaç gibi müsaitsiniz? Ben yarın uğrayayım Arayın dediniz. beni. Ben numaramı Tamam. yazıyorum işte. Tamam. Şuraya herkese görecek şekilde numaramı da yazayım. Hemen deneyelim yani. Öyle şey pes etmek yok. Yani bakmayın. Bir tane çocuğumuz işte sınav kolejinden kabul aldı. Ya biz biraz geçen şey yanlış bir yol izledik. Biraz onun şeyi içerisinde böyle bir kaosu içinde yaşıyorduk. Şimdi sizin bu semineri duyunca geldik. O yüzden Hollanda'yı tamamen unutmuştuk. Biz neredeyse döndük İtalya'ya falan döndük. Tamam ya, İtalya'da yine dönmeyin. Yani İtalya'da kalın yine de. Ama aynı şekilde tutalım. İrlanda'dan da kabulünüzü alın. Hemen kalbini yaptırmak zorunda değilsin. Tamam. Kabulün gelmiş olur. Hollanda'yı da deneyelim. Bunun dışında Fransa'da çok güzel böyle İngilizce bölümler açıldı. Sıralaması da yüksek. Löwen işletmesi olabilir. İşletme mühendisliği zor. Ama başka Sonra dijital bölümler de var. medya iletişim istiyoruz biz. Tamam, medya iletişimde bayağı bir bölüm bakabiliriz yani. Tamam. İspanya istiyorsanız mesela, orada da bazı okullar İngilizce eğitimde gidiyor. Ama en iyi yer bence İrlanda ve İngiltere. İngiltere'de de öyle şey yapmayın. Bir Royal Holloway'den kopmayın. Yani aynı maliyete gelir sizinle bazı okullar. Anladım. Mesela Goldsmith'i seçerseniz, yurdunuzu bir arkadaşıyla bir ev tutarsa, İngiltere, Londra'da bir arkadaşı varsa ve ev tutarsanız daha düşüğe geliyor. Goldsmith de yani bu medya iletişimde o kadar kötü değil. University of Atlantis'te, onda da size göre bir takım bölümler var. Öyle hemen kendinizi yani bir büyük bir işletme, büyük bir business, büyük bir mühendislik bölümüne başvuru gibi görmeyelim. Yani girdiğiniz bölüm güzel ama mühendislik, matematik ve fiziği çok iyi istiyor. Evet. Bu bölüm kötü değil, iyi bir bölüm, yanlış anlamayın. O bölümlerin istediği bazı kriterler var. O yüzden böyle koyuyor ama bu kriter sizde daha farklı. İlla ki matematik diye bir şey yok. Şu aydını bir daha bir bakalım sizinle yani. Nasıl oldu o iş, anlamadım. Ben de tam bilmiyorum. Ya yani üniversite of Amsterdam olmuyor dediler. Kim dedi? İşte yine bu işlerle ilgili bir danışman. Onlar Hayır olmaz yani, yüzde. bir dakika, yani sınav kolejinden bir çocuk kabul edildi de saçtaki mi edinmeyecek? İşte not ortalaması ve SAT'si, IB'si yok ya belki Tamam, onu onun da yok. Sınav kolejinin hiçbiri yok. anladım. Tamam hocam, yarın gelelim biz yanınıza. Yarın yani telefon edin önce. Bir konuşalım. Tamam. Bir gireni alın. Hemen bunu yapalım. Tamam. Buyurun.
Sayın Özen. Selamlar Amit, teşekkürler cevap verdiniz. Biz Amerika'da yaşıyoruz. Hani sizden daha çok biz ders ve essay desteği alıyoruz. Tam danışmanlık değil. O yüzden kiminle konuşmalıyız diye sormuştum. Ayça Hanım ve Sena Hanım döndüler. Tahmin ediyorum Ayça Hanım hani bizimle temas Beni de yarın kurabilirsiniz arayın diye. isterseniz. Dilediğiniz gibi Olur. akşam da Bu tabii cep ki. telefonunuzdan. Ama benim Evet. sorum şu. Benim oğlum hani hem IB'deydi Viyana'da, Avusturya'da. Şimdi Amerika'da AP sistemi, Advanced Placement sisteminde. Dolayısıyla biraz karışık onun not durumları. Okay. 3.92 GPA'yı var. Hollanda'yı alır mı? SATC çok kötü. Hani iyi değil. SAT'yi paylaşmayacağız. SAT'si 1200 üzerindeyse 1200'ün iktidardaki üzerinde. üniversiteler bile kabul ediyor. SAT'si kaç? 1200'ün üzerinde. Tahmin ediyorum 1290 Tamam. civar bir şey. Yani bir de GPA'yı de benden de bilen 3.92 yani şu anda. yapmışsınız 3.94. Bırakın Kanada'daki ve Amerika'daki illaki AP'le değil bazı ders kodları var. Bu ders kodlarını da aldıysa tam aklımda değil. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çok özür dilerim. Yok, Bakmam lazım. estağfurullah. O ders kodlarından mezun olan çocuklarımızı bir de aldılar. Şimdi Hollanda'nın sistemi biraz daha farklı. Hollanda açık kapı. Yani böyle kolay alıyor dediğime bakmayın. Yok. Evet kolay alıyor ama Hollanda aynen Amerika'daki Purdue gibi. Açık kapı sıkıysa bitir. Yok, haklısın sana. Hollanda sistemini az çok biliyorum. Arkadaşları oraya doğru döndü anladığım kadarıyla. Şu Ya anda bir benim moda oğlanla da var. onu yaşadım ben. O da arkadaşlarıyla birlikte döndü. Ya oğlum dedim gitme şu İngiltere'de oku sana göre değil. Ve biraz önceki şey yorumunuzda çok haklısınız. Biz hani Maryland'deyiz. Maryland'de in-state haricinde Amerika'daki üniversiteler artık mantıklı değil. Hani ücret olarak Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri çok daha ev dahil fiyatları çok daha mantıklı hale geldi. Ya. Özellikle ben sizi yarın akşam ya da bu akşam, yarın akşam arayacağım. Çok Bu iş teşekkürler. panelden sonra da arayabilirsiniz. Ben hepsini hallederim size. Yani öyle çok korkmayın. Sizinkini hemen ama ne olur şu Christmas öncesinde yapayım şu işi. Kesinlikle. Şu anda early action'larla uğraşıyor ama hani bugünlerde Yani şey işte bakın yapar. bu da yani Hollanda Ekim'den beri açık. Yani hatta Eylül'den beri. Hızlı yapalım şunu. Dublin'i de İrlanda'yı da ne olur yapın. Yalvarırım. Bütün mailerimi söylüyorum. Ücretsiz yapacağım. Yani gerçekten yapın da İrlanda İrlanda'ya gidin gözün. haklısınız ama hayat şartları çok fazla. Yani yüksek orada. Hani okullar düşük olabilir ama bir hamburger Yurt yemek ücretleri daha bir düşük çiğ geldi bana. içmek Onu size isteseniz söyleyeyim. Londra'ya göre işte de yok şeye göre de. yani oturum ya da hani yurt ücretleri hesaplı olabilir ama hayat normal hani Bilmiyorum. O yiyecek içecek tarafını biraz hani yıkıcı olabilir oralar Hollanda'ya göre. bilmiyorum. Gidin bir gözün görün yani. Bir bakın hemen gelsin mi kabul? Yani bir öğrenci 10 okuldan kabul gelmesinin bir zararı var mı? Yok tabii ki. Çok çok teşekkürler. Ben çok Gidip vaktinizi gezip almayayım. görürsünüz. Sağ olun. Evet Maya Hanım. Merhaba, ben de sizin öğrencinizim. Merhaba Maya. 11. sınıftayım ve işte bu sene ben de Hollanda istiyorum ve işte şey soracaktım. Bu sene early başvuru yapmak, bahar döneminde yapmak sizce doğru mu? Ne zaman Sen yapmalıyım? yapamazsın ki Hollanda'ya. Hollanda başvurusu Eylül ayında tatlım. Sanki böyle benim Hollanda'ya gitmek isteyen arkadaşlarım 11. sınıfın sonuna doğru böyle Haziran, Temmuz ayına doğru başladı başvurularına da. Yok benim bildiğim kadar yok. Yani bilmiyorum onu. Öyle bir şey yok bir tane. Ama yani senin şu an yapman gereken şey matematikten çok iyi not getirmek. Matematik. Matematik. Ben diyetisyen. Senin alan neydi senin kızım? Ben sayısalcıyım. Diyetisyenlik düşünüyorum. Matematik, fizik. Bu iki notuna bakacaklar. Bir de standart level'da biyoloji var mı bir tane? Var. Sizin efendim? Var, evet. Tamam bir tane. Bana onlardan sonra ikisini 5-5 getir. Hollanda senin elinde kız. Tamam. Tamam bir tane. Ben senden onları ama 5'te düşük olmadı mı? Biraz pazarlık edelim. 7'ye çıkart onu. Tamam. Tamam Teşekkür güzel kız. Buyurun Duru Hanım. Hocam merhaba Murat, ben Duru ve annesi beraber izliyoruz. Türkiye'den bir veli arkadaşımızdan aldık linkinizi. Biz şu an yurt dışındayız. Duru IB eğitimi alıyor. British International School'da. 9, 10, 11'i Türkiye'de okudu. Fen Lisesi özel. 12 ve 13, burada 12 ve 13 var IB eğitimi. Şimdi 13. sınıfta. Biz İrlanda düşünüyoruz ciddi ciddi.
Yalnız okulun bize yönlendirmesiyle sizin söyledikleriniz biraz şey oldu. Siz hemen başvuru yapın diyor. Okul daha bizden aday üniversiteleri topluyor. Sanırım başvurular Christmas sonrasına falan kalacak. Sanki biz geciktiğimizi hissettik. Bilmiyorum onu okul neden öyle yapıyor. Ben hızlı başvuru Belki de yapmamı okul tavsiye hani ediyorum. sizin kadar da detaylı da bilmiyor olabilir. Şu an deadline 10 Aralık mıdır İrlanda'ya Hayır, başvurmak 10 Aralık için? değil. Hollanda'da da şeydi. Sadece numerical fixus'lar kapanır. Hmm. Sınavlı olanlar şimdi Hollanda'da kapatır. Fakat benim bu bir gözlemim. Bir kesin doğrum değil. Ben bunu kendi öğrencilerimize, bizim kendi bir Veritas'ın etrafında oluşan bir topluluk var. Buradaki insanlara hızlı yapalım diyorum. Çünkü yaşadığım tecrübelerden esinleniyorum. Her sene aşağı yukarı 1200 tane, 1300 tane öğrencinin ya benden ya da başka danışmanlık firmalarından başvuruları oluyor. Daha çok bu dönemlerde başvuru yaptığım zaman, hatta Ekim ayında, Kasım ayında bir yaptığımız başvurularda daha hızlı hareket edebiliyoruz. Anladım. Evet işte sayın bir tane velimiz yine bana söyledi. İşte okul predikti geç veriyor, şey veriyor. Ama genelde bu okulların daha çok böyle Amerikacı, Kanadacı bakış açılarından kaynaklanıyor. Ve yanlış bakış açısı bu. Bizim de okul şimdi Duru söyledi. Christmas tatil dönemi öncesi predicted IB notlarını verecekmiş. Yani Evet. 2-3 hafta Edersin, içinde. bitirilmişsin. Hemen başvuralım. Yani Olur. kabulün gelsin, rahatlayın. Yani mesela University of Amsterdam'a AP Calculus 3 olan çocuktan kabul geldi. Biz Ama okay. ben aynı şey Dublin Üniversitesi içinde yani çünkü adamların evlerinde fazla başvuru olmuyor. Sonra Amerika'dan dönen çok başvuru geliyor. Bu dönemde başvuranları daha çok öncelik veriyor. Bir de öncelikli başvuranlar istekli olduğunu da gösteriyor aslında. Okulun Evet. nazarında da daha makbul öğrenci olur. Peki şey, o başvuruları biz sizin desteğinizle İrlanda özelinde yapmak istiyoruz. Hemen yaparız. Sonuç ne zaman gelir yaklaşık olarak? Valla şu an öğrencimize gelmeye başladı. Hatta Hemen geldi. yani Limerick'e başvuran öğrencim 2 gün sonra geldi. Yani psikolojik olarak da rahatlayabilirsiniz. IELTS sınavına girip bir derece almadı ama burada British International Score IELTS'ini alsın. Hemen az. alsın IELTS'ini. Evet. Tamam, onu da Olmasa alsın. bile onu sonra da alır. IELTS'i getir der size. Peki, anladım. Tamam, biz de sizi yarın arayacağız. Başvuru için neler gerekiyor, hangi evraklar öğreneceğiz Onu o zaman. arkadaşlarım size gönderir. Tamam. Yani şey değil. Bunun dışında diğer başka şey de var. İrlanda Üniversitesi için örnek verebilir misiniz diye soru geldi. Onu da hemen yanıtlayacağım. İrlanda üniversiteleri için ben mesela şeyi çok beğendim. Trinity, Dublin Business School çok iyi. Limerick, biraz Atlantik kıyısında Gateway var. O da mesela tıp isteyenler ve diğer dallar isteyen çocuklar için güzel. Yani ülke küçük bir ülke, bir ada. Güvenli. Dublin'e öneriyoruz. Yani gidip bakıldı. Yani velilerim de gitti, gördü çocuklarına kabul gelenler. Bugün de hatta bir benimle konuştum. Çok dikkatli bir velidir kendisi. Onun yorumlarına güvendiğim için de böyle şey diyorum. Çok saygın bir beyefendi. Çok da düzgün bir insandır. O da işte hemen aslında o da Dimeri'yi bizim danışmanlarla birlikte bulmuşlar. Kendisi de önermiş. Ve hemen geldi. Dublin Business School'a başvurduk. O da geldi. Hemen 2-3 gün içerisinde geldi. Trinity biraz zorluyor, nazlı ama iyi bir başvuru yine gelir. Yani bazı şeyler başvurun. Kendinizi de rahatlayın. Hocam Psikolojik aynı okuldan süreçte iki farklı bölüm için başvuru yapabilir miyiz? Dublin State of. yapabiliyorsunuz yani onu. İngiltere gibi değil. Okay. Biraz Avrupa sisteminde. Tıpkı Hollanda sistemi gibi. UCAS'tan da başvurmuyorsunuz aynı zamanda. Direkt başvuru yapıyoruz. İngiltere'den şey bağımsız. İngiltere'de istediğiniz kadar onları da hemen başvurularını bitirin. Tamam. Predicted'larınız düşük geliyorsa IB'de vaatleri de bulunabilirsiniz. Siz de söyleyebiliyorsunuz. Yani illa ki bu böyle değil. Ben bunu alıp getireceğim diyorsunuz. Yani çünkü böyle bir hakkı kullanmanız da gerekiyor.
Yani A-Level'ı home study yapan bir çocuk, kendi başına çalışan bir çocuk veya AP'yi kendi başına bir çalışan çocuğun predicted hakkı var, IB'nin yok mu? Ben bunu IB öğrencilerinin de kullanılmasından yanayım. Çünkü yani gelmeyecekse, ben bu IB'yi kullanamayacaksam veya IB'm bana 4-3 gibi geldiyse, HAMAP'le başvurmuşum ama başvurmamışım, aynı şey. Hocam siz Almanya için de yardımcı oluyor musunuz? Almanya için de yardımcı olan bir ekibim var. Tamam. Ama yani Almanya'da Almanca istiyorsunuz herhalde. Hayır, İngilizce International bölümler için düşünüyorum. Onlar var. Onlar hepsini yapabiliyoruz. Almancalarda TU9'ları yapabiliyoruz. Yani diğer dosya takibi olan dosyaların mektupla gittiği Alman üniversitelerinde biraz zorlanıyoruz. Onun Ama İngilizce deadline'ı eğitim yapan Alman üniversitesi nereye istiyorsun mesela? Şu an net bir Mostrak var, DAT tam var, ama Tamer Almanya'nın var, TDAH Berlin var. ben makine mühendisi ya da havacılık yönetimi düşünüyorum daha O çok. zaman şeye başvur seninle birlikte, Carbenz'e başvuralım. Bir de makine mühendisliğinde Fransa'da Glasgow Üniversitesi ile ortak açtıkları Airbus'a da personel hazırlayan INSA Lyon var. Tamamen İngilizce, Aerospace Engineering. Okul Evet, ücreti ben 7 bin. onu da düşünüyorum Okul aslında. ücreti ne dediniz? 7.500 euro. Oh, çok Evet, iyi. bütçemize uygun. Ve çok güzel. Yani Almanya'nın deadline'ları ben daha esnek diye biliyorum. Daha onlar yok, IB'nin yani Carbenz'i faaliyetlerini hemen alıyor. bir an önce yapmanız lazım İngilizceleri. Bırakmayın Temmuz'a o taraflara, şurasına. Bazı diğer bölümlerine başvurabilirsiniz. İngilizce Construct Üniversitesi var ama onun denkliğine bir bakmak lazım. Carbenz'i düşünün. İnsa Lyon'u düşünün. Construct da olur. Diğerleri de olur. Tamam, teşekkür DAT ederim. olabilir. SDH Berlin'den çok emin değilim. Denklik sorunu yaşayabilirsiniz. YÖK tanınmışlığı var mı? Var diye duydum. Ama yani YÖK'e bunlara kabul geldikten sonra sormak lazım. İnsan YÖK denkliği de var, her şeyi de var. Buyurun Tamam, bana. teşekkür ederim. Sizinle tekrar konuşuruz o zaman biz bu Olur mesela. olur yardımcı Teşekkür oluruz. ederiz hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam şey soracaktık biz de. Bu IB notları, predictleri dediniz ya, siz de söz verebilirsiniz ya. Onu nerede vereceğiz başvuruda? Yani bakın burada bir riskli bir durum var. Şöyle riskli durum da aslında bana göre yok. Bunu illaki bir danışman 30 bin pound alınca mı risksiz duruma geliyor? Onu da anlamış değilim bu süreçte. Şimdi İngiltere başvurularında IB notlarınızı pendek olarak girebiliyorsunuz AP notlarınızla. Bu bir beyandır. Ha, bunu okuldan aldığınız belgeyle koyarsanız ispatlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Ama bazı okullar, işte onu anlaşamıyorum bu okullarla da, düşük veriyor. Burada okul yok ben bunun prediktifini kabul etmiyorum, itiraz yazısı yazabilir. İşte o zaman iş sarpa sarar. Ama biz mesela şunu yapabiliyoruz. Yazı yazıyoruz oraya. Aynen yapıyoruz da yani. Okul prediktifini yüklüyorsunuz. Biz de diyoruz ki hayır, bu çocuk yüksek alacağını düşünüyoruz. Eğer o adamlar almak istiyorsa sizi alıyorlar. Hollanda Senin için dediğin yapabiliyor şeyde muyuz hocam bunu? kesin kabul vermiyor. Bunları getirirsen alırız diyor. Zaten her durumda öyle değil mi hocam? Her Her durumda. durumda öyle. Yani zarar yok çocuğa. Yani İngiltere'ye başvuracağım. Yani siz de tutup da herhalde Oxford Cambridge mi istiyorsunuz? Yok. Yok, Hollanda için soruyoruz hocam. Nereye istiyorsunuz mesela? Hollanda için soruyorum. Bu soru Hollanda için. Hollanda predictive derdiniz yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Geçer not verdiler mi? Hocam yok, şöyle predikt olmadan başvuru yapamadık ki red geldi. Yani şey diyor, predikti girmemişsiniz diyor. Gireceksiniz Hollanda içinde. Ama Sivrisine bizim okul vermedi işte ekipmanla. koç, aynı hikaye. Nereden başvurdunuz? Sizin üzerinize. Bizim üzerinden. Bizden Aynen. predikten başmadan girmesi baş predikt yazıyor zaten. Gözde Hanım'la çalışıyoruz. Ben hemen Giremedik. gözleri konuşayım bir de predikt yollayalım o zaman. Tabii giremedik yani predikt. Predikt olmadan giremedik. Okul henüz predikt vermedi. Yok onu aldırırız. Onu biz de yazar veririz. Gözleri ben bir konuşayım. Nedir olaya bir bakayım. Veya bizim Tamam. verdiğimiz mi kabul etmedi bilmiyorum. Ne tarafa başvurusu olmalı da? Eindhoven galiba hocam. Tam şey birkaç okul belirlendi ama Bir dakika gözleri ben bazılarına konuşayım. başvurulmadı.
Biz hafta içi tekrar görüşeceğiz Gözde Hanım'la. Yani burada şeyi anlayamamıştım ben. Hani bizim dediğiniz gibi bir söz verme hakkımız doğuyor. Şimdi hoca predikt şey okulun verdiği predikti biz zaten görmüyoruz da bilmiyoruz da. Yani onun Posta görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. olacak. ya şöyle okul görseniz daha şöyle bir şey hakkınız yok. Yani ya ben bunun üstünde alacağım. Çünkü koç aşağı veriyor, düşük veriyor predikti. Onu da şey söylüyor. Diyor ki ben diyor kendi öğrencimi birbirleriyle rekabete girsin istemiyorum diyor. Saçma sapan bir şeye kapılmışlar böyle. Yani dolayısıyla şimdi hadi tutun ki düşük verdi. Ben diyorum ki ben daha üstünde alacağım. Bu yıl sonunda daha yüksek getireceğim diye söz vereceğim bir platform yok. Bir Öğrenci saniye. açısından söylüyorum. Ben o işin şeyini yani bakın ben de bazı insanlar benden böyle mektuplar istemişti. Bunlar eski koç öğrencilerinde de bu bazen işe yaradı. Bunu bir daha zorlayacağım. Yani risk de alamıyoruz. Şimdi okul tutup da ya bu adamların verdiği prediksi ben kabul etmiyorum der. Benim düşüncem budur der diye korkuyoruz. Onu da size söyleyeyim. O pisliği yaparlar mı bilmiyorum. Yani mesela şimdi açıyorum ekranımı. Mesela biz danışmanlığını yaptığımız yerlerde, okullarda bu tür şeyler yazıyoruz, yapıyoruz. Ve kabul oluyor çocuk. Yani zaten yani yapmasa bile en azından kabulünü aldıktan sonra adamdan istiyor yani. Kimsenin bir zarar gördüğü de yok, kimsenin bir hakkı da yenmiyor. Hocam ben de yine aynı konuyla ilgili şunu soracağım. Şimdi Hollanda'nın bize danışmana kızım hangi üniversitelere başvuracağını söylüyor. Dolayısıyla danışman bu mektubu yüklüyor diye biliyorum. Yani Hollanda için farklı mı oluyor? Yok yani ben Hollanda için de referansları yazıp verebildik. Yani orada şeylerimiz yok. Bunun dışında Yani okulda yazarsa, siz de yazarsanız iki tane olur. Hani bir sıkıntı farklı mı oluyor o olur? zaman. Okul yani okula başvuracaksan işte okul referans mektubunu çekebiliyor. Öğretmen referans mektubunu. O beni zorluyor. Evet, yani okulun O haberi zaman olmadan mı başvurmak okuldan gerekirdi? tamamen her şeyi koparacaksınız. Benim üzerimden başvuracaksınız. Ben size referans mektubu yazacağım. Okuldan bir tek transkrip alacaksınız. Ve ben predikti gireceğim. O da size condition offer verecek. Numeric fixes'te bunlar sorun olacağını sanmıyorum ama. Yani sınavlı alanlarda bu sorun olmaz. O çünkü sizi sınava sokacağı için burada çok büyük bir sorun yaşamazsınız. Bir de o sınavı Mesela sormak istiyorum hocam. Kusura bakmayın. O sınav her bölüm için farklı bir sınav herhalde. Öyle mi? Numeric fixes. Mesela evet. mühendislik için matematikten mi? Matematik var. Matematik İngilizce sınavı gibi bir şey mi hocam? Ya girdiğiniz bölüme göre değişiyor. Genellikle matematik ağırlıklı oluyor. Yani bilgisayar bazı bölümlerde fizik de giriyor. Ama yani öyle kimse de aşırı zorluklarını görmedim. En azından bizde çalışmış öğrencilerde. Bu şekilde bir sınav. Sınav ne zaman yapılıyor hocam? Kaliteli her birinde farklı farklı. Üç tur yapabiliyorsunuz. Ha, öyle mi? Tabii. Yani bir çocuk üç Yani kere girebiliyor. istiyorsanız mesela böyle AP veya IB predicted'lardan da başım derde girmesin diyorsanız numerical fixes'larda başvurabilirim. Fixus zaten hocam. Biz iki tane numerik fixus başvuracağız. İkiden fazla başvuramıyorsunuz zaten. İki Evet. tane de normal başvuracak. Toplam dört başvuru. Yapması lazım halbuki. İşte Predicted bir olmadı biz verelim. Referansı da biz yazalım. Ne olacak ki? tamam bir konuşalım şey. Şimdi hocayla Gözdenle konuştuğumuzda hocayla şey okulla bağı kopartmak başka risklere sebep O olur riski diye. alamıyor Gözde. Haklı Evet. olarak almıyor kızcağız. Çünkü ben ancak sizinle konuşarak bu riski alırım. Evet. O yüzden mesela hemen Dublin'i yapayım, onu yapayım, bunu alayım ve risk alabilir hale geleyim istiyorum. Şimdi İtalya olsa hiç umurumda değil okulun verdiği.
Geçer notunuz olsun. SAT'den 1200 alın yeter bana. Evet. Hiç umurumda değil. O yüzden ben bütün koç öğrencilerine AP yapın, AP yapın demekten dilimde tüy bitti. Bu yüzden. Bu düşük bir prediktif. Yani saçta da böyle. Yani tamam Amerika'da, regular başvurularda, Kanada'da bu bir sorun yaratmıyor. Ama Avrupa'da sorun yaratıyor işte. İsterseniz İrlanda'ya başvuralım. İrlanda'ya bizim üzerimizden başvuralım. Hiç katmayalım kimseyi. Bir bakın gelen sonuçları. Ondan sonra hemen Hollanda'ya da bakalım. Zaten birkaç ülkeye başvuracağız hocam da. Belçika'da var. Belçika falan var. Belçika'ya Tamam da hocam, şey yapalım. başvuralım. Növene. Evet. Tamam, Deniz. teşekkür ederim. Bir hafta içi haberleşiriz o zaman gözlemle Yani geç tekrardan. kalmayın. Yarın isterseniz hemen bu işleri bitirelim en azından birkaç ülkede. Bir deneyelim. Finlandiya var, açıldı. Bizim üzerimizden başvurun. İşte yapılıyor. Maya okulların danışmanı biziz. Maya okulları şu an rahat. Yani çocukları da motive ediyoruz yani. Ulus Museveni de yine öyle rahat ediyor. Ötekiler de yani mantıklı başvuru yapmak lazım. Yani çocukları böyle kıran, eden, illa Amerika'ya, illa Kanada'ya gidecekmiş gibi bakmamak lazım. Buyurun. Ceren Merhaba. Hanım. Ben Hollanda'da endüstriyel tasarım okumayı düşünüyorum da normal üniversiteye mi Applied Sciences'a mı başvursam bir türlü karar veremedim. Abi şimdi kızım o zaman hepsine bir başvuralım yani. Sonuçta yani buradaki bir sıralama yapalım. Tamam mı? Evet, ben yani Twente ve HEG'e başvurmayı kesin düşünüyorum. Tamam. Hatta Twente'ye başvurmaya başladım. Hani bir pasaportumda küçük bir sıkıntı var da pazartesi salı gibi gelecek. Onu tamamlayacağım. HG'de o gelince başlayacağım. Bir de Hanze vardı. O da Applied O Sciences. da Applied Science'da. Güzel okullar bunlar. Ve onlar daha öğrencisiyle ilgili okullar. Yani sınıfları daha küçük, çalışma imkanları güzel. Bir de senin askerlik derdin de yok. Yani erkeklerde biraz denklik ve yök tanınmışlığı işte o taraflara çok dikkat ediyorum. Askerlikte sorun çıkmasın. Yani bitirdikten sonra bir şekilde denklik aldırılıyor da. Eğer yök tanınmışlığı varsa. Ama işte askerlikte yani milyonda bir ihtimalsın işte havaalanından girerken bir sorun yaşar mı yaşamaz mı emin olamıyorum. Korkuyorum erkeklerde. Yani bildiğimden değil bilmediğimden bir cehaletimden. Çünkü bunun yanıtını tam Türkiye'de bulamadım. %100 olarak emin olamadım. Yani uydurup binlerce okula gidiyorlar. Hiçbir sorun yaşamıyorlar. Kendi öğrencimde sorun yaşayabilir miyim diye korkuyorum. Yani ne bileyim Saraybosna'da bilmem ne okul, ötekinde şunda bunda derece değil, binası bile olmayan okullara gidiyor insanlar. Hiçbir sorun yaşamadılar ama işte bir gün benim öğrencimde bir sorun yaşanır mı diye korktuğumdan bunun yanıtını erkek öğrenciler için veremiyorum ama sizde öyle bir sıkıntı yok. Başvurabilirsiniz. Hatta yani eğer biraz çalışmaya niyetliysen, matematiğimi güçlendirebilirim dersen, Eindhoven'a da Design Engineering bölümü var. O da güzel. Şöyle ben IB alıyorum da aynı zamanda fizik HL de istiyor. Ben SL alıyorum. Ya yani matematik Tamam, HL. olabilir. Design Engineering olabilir. Ama Yani. fizik seviyesi farklı olunca fark eder mi? Ya bir deneyelim, bir bakalım, bir soralım istersen. Yani ben Güzel mail fizik atıp o kadar sordum da. yüksek fizikte değil yani. Yani mail atıp sordum işte hani tüm şartları karşılıyorum. Bir tek bu şartta bir sıkıntı var. Yine de Bir kabul de edeyim. istersen deneyelim. İstersen oraya AP fizik alacağım deriz. AP almayı çok Veya düşünmüyorum aslında hani istiyorsan şu şeye de an. başvurabilirsin. Yani dizayn encilikte başka ülkeler de var. Onlara da başvurabiliriz. İtalya'ya da bakmıştım ama İngilizce çok fazla seçenek bulamadım. Bir politeknik Finlandiya'ya okul baktın bulamadım. mı? Orası çok güzel ve tam öğrenci dostu. İrlanda'ya yani Finlandiya ve İrlanda. yani bugünden önce hiç aklımda yoktu aslında yani Bence seçecek. başvuralım kızım. Gel İrlanda'ya da başvuralım. Tamam, ben araştırayım bunu. Yok yani Hiç aklımda yoktu. araştır. Gelin hemen başvurusunu yapalım yani. Bence hiç öyle korkacak bir şey yok. Evet. Yani seçenek artsın. Yani böyle seçeneksiz kalmak
İrlanda, Finlandiya için seminer yapacağız. Orada bir daha söyleyeceğiz. Tam burs şartlarından bahsetmemi isteyenler var. Tam burslarda, yani şimdi burslar çeşit çeşitli. Onların hepsini bu akşamın şeydi ama özetleyeyim. Yani bazı üniversitelere başvuruyorsunuz. Aynen Robert'i kazandınız. Size veyahut da ne bileyim Galatasaray gibi üniversiteler de var. Galatasaray Lisesi gibi. Kazandın sana direktmen burs. Ama herkese burs değil tabii ki orada. Bunlara Need Blank veya Need Available burslar deniyor. Excellency bursları var. Bunlardan da burs alabiliyorsunuz. Bir de oradaki çalışma imkanlarından yararlanarak da gidip de burs alabilirsiniz. Bunlar var. Bütün Avrupa ülkelerinde burslar var. Yani benim derdim şu an artık pek çok öğrenci de kabulü alıp ve oradan bu diğer ekstralardan yararlanmak. Yani bugün bu konuda kabulleri alan herkes de çoğu öğrencim de burs başvurusu tekrar yaptık. Hollanda'dan kabuller alanlar da direktmen burs başvurularından istihaç yaptık. Bunlara benzer şeyler yapılıyor. İrlanda'daki mühendislik şartları da 3 yıl o da. Yani İngiltere eğitim sisteminin aynısı. Ama Hollanda fiyatına gayet güzel ama demin bir beyefendi söyledi. Oradaki yaşam bütçesi Hollanda'dan daha pahalı olabilir dedi. Orada diyecek bir şeyim yok. Buyurun Arda Bey. Merhabalar. İrlanda'yı yazılım mühendisi için önerir misiniz? Kesinlikle önerim yazılım mühendisliği. Önerirseniz birkaç tane üniversite saymanız mümkün müdür? Trinity. University, yani University of College Dublin. Safety olarak yapmak istiyorsan IT Akademisi var Dublin'de. Peki ben şu anda sizlerden koçluk alıyorum da İrlanda'ya başvurabilmek için yapmam Hemen başlarım gerekenler. işte ama Özgür Bey veya diğer danışmanlarımızdan, grubundan söyle hemen sisteme alsınlar. Şartları nedir İrlanda üniversitelerinin? Onlar hakkında bilginiz var mı? O belgeleri sana hemen göndersinler. Bir akademik yeterlilik istiyorlar. IB, yani bizden nereye başvuruyorsun şu an koçluk olarak? Şu anda Eindhoven, Delft ve Twente düşünüyorum ama. Eindhoven ve Twente'ye başvuru şartlarını getirdiysen burasını aynı hale getirmişsin demektir. Şu anda Elektrik AP yaptın, IB'ni derslerini yaptın. alıyorum. IELTS notum şu anda elimde değil. Onu da en yakın zamanda almayı planlıyorum. Tamam, biter Ardacığım. Onun dışında elimde başka ekstradan Eindhoven ya da Twente'nin istediği yok. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Tamam, yani hem orasına başvurun bir de Fransa'da diğer pek çok okullar var. Bunların hepsine başvurabiliriz yani öyle bir sorunumuz yok. Yazılım her yerde var. Yazılımda bir soru daha gelmiş Özgür Bey'den. Aynı şey, seninki de aynı Arda. Yanıtlayabildin mi Arda? Bir de başvuracağın okula Arda beraber de bakabiliriz. İçeriklerini, programlarını. Trinity ve USD'nin yazılım mühendisliği programı çok güzel. Bunun için sizinle bir toplantı mı ayarlamam gerekiyor? Ayarla kardeşim. Yani var orada hepsi grubunda. Hemen yaz. Ayarlayalım. Tamamdır. Çok Başvurularını teşekkür da ayarlayalım. Hepsine başvur yani. Yazılım mühendisliği her yerde var. Hollanda'da bazı okullar dışında IB notuna bakılmadı. Çoğu okulun sadece IB notunu getir okey diyerek anında şartlı kabul bilgisi gelmişti. Ya işte başvurarak göreceğiz Victoria Hanım. Victor Bey pardon. Hemen başvuralım ona göre inceleyelim. Yani şu an bilmiyorum Hollanda bizde bereketli geçiyor. Yani başvuru yaptığımız herkesten kabuller aldı. APC 3 olan çocuklarımıza bile kabuller geldi. Predicted yazdığımıza da geldi. Bir sıkıntı yaşamadık. Yani şimdi IELTS 7,5 ancak AP aldık. Diploma not 92. Bulunduğunuz okul eğer Fransız okuluysa giriş yapabilirsiniz. Fakat ben her halükarda yani yanlış anlamayın. Bir AP yapıp gitmenizi Hollanda'ya veya Avrupa'ya gidecekseniz çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yapmadığınız, eksik kaldığınız her bilginin bedelini orada katmer katmer ödeyeceksiniz.
Yani predikt olarak yazıp gönderebiliriz. Tolga Bey, okulunu söylerseniz Finlandiya'da çok yazılım için öneririm. İşte asıl en güzeli de bu. Mimarlıkta İtalya'nın kapısı dibindeyiz İngilizce'de. Hollanda'da mimarlık yok. Grafik tasarımları işte diğer applied science'larda. İrlanda'da en azından bunların hepsi var. İzmir Kız Lisesi, bilmiyorum, o bazı okulların lise diplomalarını kabul ediyor, 92 ortalamasını Tolga Bey. Sizinkinde istiyorsanız demin o çocuğun açtığım APC gibi bir predikt yazalım. En azından kalkülüsten ya çalışın. Hollanda'ya gidecekseniz mühendislik için bu matematikte bizim lise müfredatında gösterilen matematikte giderseniz gerisin gerisi geleceksiniz. Yani oturmayacak, olmayacak. Yani kabul ettirsem bile olmayacak. İsterseniz hiç almadan kalkülüsü bir başvuru yapmayı deneyelim. Sizin lisenizi eğer bu liseler arasında koymuşlarsa sizi de kabul verebilirler. Ama koymamışlarsa olmaz Tolga Bey. Valla neuroscience olarak ben şeyi çok öneriyorum. University of Dublin, Amsterdam'ı, University of Dublin'i, İngiltere'de zaten her yer sizde. Bunların hepsine gidebilirsiniz. Applied Science'lara gelince Viktor Bey her şekilde bir kabul ediyor. Buyurun Zümrüt Hanım. Hollanda başvurularında CV'nin önemi var mı? Yani var olduğu söyleniyor ama ben çok böyle emin değilim. Tamam, Yani düzgün, teşekkür ederim. yani bir şey düzgün yapalım. CV istediklerine göre düzgün yapalım. Ben Hollanda'da daha çok şöyle olduğunu inanıyorum Zümrüt Hanım. Hollanda birinci sınıfta çok kötü eliyor. Evet, onu biliyoruz. Yani Ben açık kapı politikası yapıyor. Bir de çok fazla eliyor. Evet. %50 sanıyorum, değil mi? Birinci Bence sınıf daha baraj fazla. zaten. Yani asıl ikinci sınıfa geçtikleri zaman insanlar, mesela benimki de gitti, Eindhoven'a gitti, Amsterdam'a da gidecekti. Oğlum dedim, bak emin misin Amsterdam'a? Çünkü ikinci sınıfta bir öğrencimin bir dersten ikinci sınıfı geçmesine rağmen, ama bir derste ikinci defa kaldığı için atıldığını gördüm. Tekrar öğrenci mahkemesine gidiyor. Ben çok emin değilim. Yani çok düzgün çalışmak lazım Hollanda'da. Sıkı tutmak gerekir. İngiltere ile de düşünün. İngiltere de bana göre çok şey. Yani tam Hollanda'da asıl sorunun yanıtını böyle dolanmaçlı, çünkü yani çok basit CV'lerin de kabul aldığını gördüm. Çok böyle detaylı CV'lerin de ret yediğini gördüm. Hollanda'da. Anladım. Yani her şeyinizi rakamlar üzerinden değerlendirdiklerini düşünüyorum. Anladım. Rakamlardan çok emin olmadığımız için CV'yi Okuldaki puanlarınız. kuvvetlendirdik. Evet. Yani işte Eindhoven'a bu sene AP 3 ile girdi çocuk yani. 3. Sizde geçer notlar varsa kabul ediyor onları. Ama Anladım. geçer not yoksa o sıkıntı. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yani yarın bana bir gönderin. Ben onların hepsine bir bakayım. Tamam. Olmadı. Şimdi sizin koçta korkuyoruz yani. Koç terslik yapabilir. O sizin dediğiniz ben yazayım koçta olmaz. Gerçekten şey tuhaflar yani. Onu riske Yani edemeyiz. kendi mesela danışmanlığını aldığımız okullar var. Oradaki danışmanlarla gayet güzel, gayet mutlu. İyi gidiyoruz. Biz yine bir bakalım. Ya en azından Tamam. İrlanda'yı okulsuz yapın. Zümrüt Hanım. Efendim? İrlanda'yı Anlamadım. okulsuz yapın. Evet. Ya İrlanda ben deneyeceğim tabii isterim ama çocuk Hollanda çok istiyor. O yüzden Tamam. bir de Yani şeyi ya onu soracağım bir size. görelim. Hemen şu hafta içerisinde. Bir de şey dediniz. İtalya için 1200 SAT yetiyor ama bu Bocconi için yetmez tabii değil mi? Şimdi Bocconi'de şöyle farklı bir şey var Zümrüt Hanım. Birinci, ikinci, üçüncü yerleştirmeler, bir de clearance dedikleri bir şey daha var. Kapamalar. Çoğu kişi açıkta kalıyor. Asıl oraları kontrol etmek lazım. Mesela bakın, bunu Amerika üzerinden örnek vermek istiyorum.
Yine bazıları topa tutacak bu eleştirdim ama bu da yaşadığım, geçen sene yaşadığım somut bir örnek. Bir öğrencimiz AP'ler 3, 3, 3 bu kadar. Evet okul ortalaması çok iyi, Fransız lisesi vesaire. McGill'den indirim aldı, güzel başvuru yaptık. UPenn ED yaptık, defer. Regular'dayız, defer. Mayıs ayı defer. Haziran defer. Temmuz defer. Ağustos'un sonu gel bize. Ama burssuz burs veremiyoruz. Aile ısrar etti. Bana burs verebilir misiniz? Küt biraz indirim yaptı. Aile yok dedi. Daha da yapmanız lazım. Ben çünkü gelemiyorum. Biraz bu işlerde ticaret de fazlasıyla oynadığını düşünüyorum. Bocconi kontenjanlarını dolduramadığı hedef kârı sistemine geçemediği zaman özellikle Temmuz'da veyahut da Mayıs'ta kayıt yapıyor, alıyor. Yani çünkü çok düşük öğrencilerimi böyle ısrarlı kovalayarak ya bu sene aynısı olur mu? Bunu bilmiyorum. Anladım. Ama geçen sene düşük öğrencilerimin böyle ısrarlı takipleri sayesinde girdiklerini, hatta Kings ve UCL'i de kovaladıklarını, Clemson'lardan bunlara da girebildiklerini, evet her bölüm değil ama bir tesadüf mesela tuttu, Neuroscience'dan daha yüksek psikoloji, çocuğa psikolojiden gel dediler, düşük olmasına rağmen, Neuroscience dolu çıktı Clemson'lardan. Allah. Yani bu da ilginç, yani dolu kontenjanlar diyoruz ama sonuçta bunların her biri bizi iPhone 15'i satmıyorlar. Bütün en iyi üniversiteleri bile olsa. Doğru. Ben bir şey bilmiyorum. Mesela bir okula başvurduk, red aldık. Bir iki ay sonra yeniden başvurabiliyor musunuz? Yani bu konuda onu yapabiliyorsunuz. Hatta Güzelmiş. İngiltere'deki üniversitelerin bazılarında kırılıslara da tekrar başvurabiliyorsunuz. Ama yani kontenjanların çoğunda dolmuş oluyor veya boş Tabii. oluyor. Tabii. Ama ne kaybedersin? İki tık sadece yani. Ya ısrarlı takip çok çeşit. Bence çok iyi oldu. Yani demin bir şey söyledim. Araba almak gibi tek bir yere kilitlenmemek gerekiyor. Evet. Yani o yüzden danışmanlığımızda bakın öyle koyuyoruz. 15-20 kişilik ekip yani bu 60 kişilik bir ekibe çıkacak. 2-3 sene içerisinde. Çünkü bütün ülkelere başvurabilsin istiyorum bir dosyasıyla. Doğru. Çünkü yani yok yani ben bir yere bağlanmayayım. En azından bir hatta iki tane yerden kabulünüzü alın diğer tarafa deyin ki kardeşim ben seneye sen bu sene değil sonra geleceğim. Sağlam kazığa bağlayın. Ne kaybedersiniz? Evet. Buyurun oynama Okay. hanım. Teşekkür ederim. Şey soracağım. Rica ederim. Bocconi SAT alıyor ama bir taraftan da Bocconi'nin kendi sınavı da var. Evet. Hangisini önerirsiniz? İkisini de. Hangisi yüksekse ondan başvurun. Yani Hayır, defa mesela benim kızım SAT almadı, hiç girmedi baştan beri. Şimdi Bocconi sınavına hazırlanmaya kalktı. Hani ama aynı içerikler, aynı soru. Bocconi sınavına girip alabilirsiniz. Kazanabilirsiniz de. Ama Bocconi sınavından kazanamadınız. O sınavı nerede kullanacaksınız? Hiçbir yerde. Evet. Ama SAT sınavına girdim. 1200 aldım. Vanguard'ı da kullanabilirim. Louis'de kullanabilirim. Löwen'de kullanabilirim. Belçika'da başvuruda kullanabilirim. İspanya'da kullanabilirim. İrlanda'da kullanabilirim. Her yerde kullanabilirim. Finlandiya'da da kullanabilirim. Peki zorluk açısından size göre hangisi daha zor bir sınav? İçerik olarak. Ya ben yine yani şöyle diyeyim. Bocconi'nin testi GMAT tarzıdır. GMAT sınavı gibidir. GMAT sınavı biliyorsunuz üniversite mezunlarına göre bir sınavdır. Yetenek içeri veya karar destek sistemlerine girer. Tamamen GMAT'a yakın bir sınav. Bocconi'nin sınavı. Biz GMAT sorularından hazırlıyoruz. Şimdi GMAT soruları SAT'ye göre bir tık daha zor. Bana göre ama. Yani Bocconi sınavı GMAT. Tamam. Yani GMAT sınav sorularına bakarak hazırlıyorlar bu konuyu. Yani en azından biz bu konu sınavlarını buna göre soruyoruz. Ama SAT'nin adı çıkmış.
İnsanlar şey yapmıyor. Ben yerinizde olsam hem SAT'ye hem ACT'ye inatla, hırsla çalışırdım. Bu konu sınavı da zaten otomatik, bu da bu çalışma sisteminin içerisinde. Hangisinden iyi not tuttururum, ona kadar girene kadar Bocconi'nin kapısında beklerdim, başvuru 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 atarak. Ve diğer yerlere de atardım. Bocconi kaç, sizce kaç SAT şey yapar, ister ortalama? Yani şimdi bakın, bu sene 1400'ler 1500'lerden aldı. 1550'lik bir çocuğa da red verdi. Verebilir ilk girişlerde. İkincilerde de bunu yapabilir. Ama geçen sene üçüncülerde 1200'lük bir öğrenci SAT'den kabul verdi. Çünkü pek çok kişi Bocconi'yi ve benim öğrencilerin çoğu da safety yapıyor. İngiltere'de SAT gerekli mi? Yani SAT çok gerekli değil ama yani özellikle business ve engineering'lerde başvuruyorsanız ve AP'niz yoksa, IB'niz de yoksa veya varsa, yani çok iç açıcı değilse, bizim vereceğimiz predictor'lar ve okuldaki predictor'ları sağlamak için en azından bir SAT matematik skoru işime yarıyor. Victor Bey, Applied Science'ın kabul şartları nedir? Daha rahat şartları var. Bizde herhangi bir zorluk yaşatmadı bize Applied Science. Ya isteyen böyle söz beklemek zorunda değil yani. Oynum Hanım, söyleyip sorabilirsiniz tekrar. Başka bir sorum yok. Teşekkür ederim. Tamam. Oldu. Görüşmek üzere Oynum Hanım. Görüşürüz. Finlandiya'da Aalto'yu çok öneriyorum. Çok güzel. Yani Bocconi'de dediğim gibi, yani şu an SAT açık artırması 1450, 1430 ilk, en son galiba yanlış hatırlamıyorsam o çocuğu aldılar. Ama 1560'lı almadılar. Cins. Ama yani geçen sene 1200'e kadar SAT'den indiler yani. O da bir bekleyebilirsiniz. Bence her yere başvurun. Çok güzel okullar var. Çok güzel stokta var. Ama yani istiyorum ki öğrencileri bir kümeleştirerek, yani Finlandiya'ya en az bir 50 tane bir başvuru, İrlanda'ya bir 80 tane başvuru. Çünkü öğrenci sayıları arttıkça oraya giden aileler birbirine arasında network kurarsa, okul ücretleri de must, yani kalacak yerlerde her şey daha böyle safety oluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani daha farklı bir destek isteyenler olursa da yani her zaman yanınızdayım. Mühendisler için makine veya elektronik, bir dakika, mühendisliği olmazsa olmaz AP'ler nedir? Yani bakın, AP'leri alırken özellikle Avrupa'da matematik, kalkülüs, BC, elektrikçe, mekanikçe, ama yani illa bunlar da şart değil. Fizik bir de olabilir. Elektrikçe de olabilir. Fiziklerden bir tanesi, girmek istediğiniz yerlere göre. Herkese iyi akşamlar. Yani İtalya, Finlandiya çok ucuz. Yani yaklaşık 6 bin civarında. Yani o da oldukça güzel. Sizler için de iyi imkanlar sunuyor. Valla elimden geldiğince artık şu şeyin piyasasını yapmaya çalıştım, İrlanda'yı. Mutlu olacaksınız. Yani şey değil. Özellikle şu araştıran, gerçekten iyi araştıran bir benim. O da gitti, çocuğu için gitmiş, görmüş. Rektörle de konuşmuş.
Ben de bu adamlarla da konuştum. Özellikle yani fuarda bayağı bir Türk kontenjanını arttırmak istiyorlar. En iyi üniversiteleri de Türkiye'ye gelen tek üniversite oydu. Bu da oldukça iyi. İrlanda'yı bence kaçırmayın derim. Biz her türlü kolaylığı size yapacağız. Tamam, herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yarın da arayabilirsiniz. Numaramı ben herkese yazdım. Bir daha yazıyorum. İsteyen istediği gibi de arayabilir. Mesaj gruplarında var. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.